Evet değerli izleyiciler, biz programımızın ikinci bölümünde Türkiye Komünist Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ile birlikte olacağımızı program boyunca söyledik zaten. Gazetede de, Adapostası gazetemizde de bunu duyurmuştuk sizlere. Nasıl bir sohbet olacak, neler olacak çok merak ediyorsanız hemen söyleyeyim. Çayınız kahveniz hazırsa soluksuz bir saat karşımızda bizi göreceksiniz ve izleyeceksiniz. Niye göreceksiniz? Bir siyasi parti teşkilatı düşünün Sakarya'da. Yani niye aday olduklarını soracağız. Komünist gözüyle Sakarya'yı soracağız. Onlara göre bu şehrin en önemli sorunlarını soracağız. Çünkü hani farklı bir bakış açısı komünizm ya da Türk Komünist Partisi'nin, Türkiye Komünist Partisi'nin bir farklı bir söylemi nedir bu yerel seçimlerle ilgili? Onları konuşacağız. Çünkü diğer partilerde belli. Her gün duyuyoruz onları. Bu adamlar çok fazla gündeme gelemiyorlar. Diğer partilerde belli. En iyi benim karşımdaki herkes tukaka. Bunlar için de öyleyse zaten çok da bir değişiklik yapmaya gerek yok. Yani neler var, neler söyleyecekler bize bir bakalım. Günaydın, hoş geldiniz Eray Günaydın, merhaba. Bey. Nasıl gidiyor yani seçim çalışmaları? Sizde bangır bangır müzikli araçları göremiyoruz. Bu bir anlamda da imkan meselesi. Her tarafta bayraklarınız falan da yok. Gazete ilanlarınız, billboard ilanlarında da yoksunuz. Seçim çalışmaları nasıl gidiyor? Şimdi önce niye sokakta, mahallede çok görünemiyoruz hani bu anlamda, görsel anlamda veya otobüslerimizde de yok? Elbette ki bunların sebebi maddi durum aslında. Hani biz devletten diğer partilerin aldığı gibi şey alamıyoruz. Maddi yardım alamıyoruz, hazineden yardım alamıyoruz. Sadece dostlarımızın, arkadaşlarımızın maddi katkılarıyla, kendilerince maddi katkılarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sakarya'da bu, Sakarya'nın yereli olarak belki zor olabilir ama hani bizler solcu olduğumuzu söylüyoruz ve bu anlamda hiçbir zaman geri durmamalıyız. En zor anda bile şey yapma mücadeleyi bırakamazsınız ve insanlara bir şeyleri anlatmak zorundasınız. Yani aday olma sebebiniz nedir peki? Yani Aday şey olma mi? sebebi... Çok üzülüyorum. Türkiye Komünist Partisi'nden aday olayım ve şu Sakarya'da şu algıyı değiştireyim gibi bir düşünce var mıdır peki? Yani aslında şimdi baktığımız zaman otobüsler geliyor, işte billboardlar süslenmiş, süslü süslü cümleler. Ya onun ötesinde Hepsinin yani. ötesinde, hepsinin ötesinde hani biz başka bir şeyden bahsediyoruz. Yani şimdi Türkiye'yi bırakın, biraz daha yerel için konuşalım. Sakarya'da şansımız nedir? Elbette ki düşük. Hani hayalci değiliz aslında. Hayalci olmamakla birlikte şunun farkındayız. Şimdi Sakarya'ya baktığımız zaman biz şeyi göremiyoruz. Solu temsil eden bir aday yok, bir parti yok, ne yazık ki yok. Yani burada Türkiye'de var mı? Onu da söyleyeyim bu arada. ya biz bu konuda iddialı olduğumuzu, bizim gibi birkaç tane daha Sizin sosyalist demiyorum. dost adaylarımız var. Hani bunların olduğunu düşünüyoruz ama işte insanların gözüne televizyonlarda, gazetelerde sokulan partilerin çözüm olmayacağını, bunların içinde de solcu olmadığını söylüyoruz. Sakarya'da bu anlamda da sosyalizmin sesi olarak solu seçeneksiz bırakamazdık. Yani sosyalistleri seçeneksiz bırakamazdık. Şeyleri televizyonlarda bize yayılan, söylenen ve herkesin sol olarak bildiği partiler, hani ben burada parti kötülemek için buraya gelmedim ama hepimizin bildiği sol adına bildiği, sol diye Yani düşündüğü sol partilerin parti sıkıntısı diye olur. adında sol olan bir parti ya da sürekli sol söylemleri söyleyip ama farklı şeyler yapan parti bir tane var. O da Cumhuriyet Halk Partisi. Demokrasileri demokrasi uygulamaz. Ben söyleyeyim çok rahat bir şekilde Yok hani o konuda sizi rahatsız anladım. olduğum için değil. Siz farkındalık yaratmak adına ben kimseye bir şey Yani söylemeyeyim. kısacası solu seçeneksiz bırakmamak, sosyalizmin sesini duyurmak için biz burada aday olduk. Anladım. Peki genel anlamda Sakarya'nın yapısını incelediğinde nasıl bir yapı ortaya çıkıyor? Yani Sakaryalı dışarıdan bakıldığında şey gibi hani böyle muhafazakar, tutucu hatta birçok kentin söylediği şey ki o bence çok doğru değil. Hani yobaz bir kent. Yobazlık kavramını çok sevmediğim için kullanmıyorum. Sakarya nasıl bir kent? Yani bu siyasi anlamda da baktığımda. Dediklerinize aslında katılıyoruz. Yani Sakarya milliyetçiliğin, gericiliğin yoğun olarak yaşandığı, derinlere nüfuz ettiği bir kent. Bu biraz da hani Türkiye siyasi tarihinden kaynaklanıyor. Karadeniz'de çok bu anlamda yıllarca 70'lerden 80'lerden kalan bir komünizm tehlikesi algısıyla burada milliyetçilik ve gericilik pohpohlanıyor, palazlandırılıyor. Bu da Sakarya'da da zaten Karadeniz nüfusunun çok olması sebebiyle hani bu algı halkın şeyinde var. Derinliklerinde var. Ama şunu biz görmemiz gerekiyor. Şimdi burada çok yoğun bir Kürt nüfusu var. Yine çok yoğun Çerkez Abaz nüfusu var. Köylerde
göç ettirilmiş, göçe zorlanmış Rumlar var, Ermeniler var. Şimdi bu kadar kültürün olduğu bir memlekette ki ender rastlanır gerçekten Türkiye'de baktığımız zaman. Sola dair hiçbir şeyin olmaması gerçekten üzücü. Ve bu anlamda sola, sosyalizme alan açan kültürel etkinlikler var buralarda. Bunları değerlendirebilmek lazım. Yani dediğim gibi burada milliyetçilik, gericilik çok yoğun ne yazık ki. Ama bunu değiştirebilmenin de olanakları çok mümkün Sakarya'da aslında. Yani nasıl, yani ya da neler yapıldı, neler yapılmalı şimdiye kadar? Baktığımız zaman kültürel hiçbir etkinlik yok Sakarya'da. Hani buradan belki, bilmiyorum programı yöneten sizsiniz ama Sakarya'nın sorunlarına değinmek gerekirse. Görüşeceğiz, o konuları ineceğiz tabii ki. Hani hiçbir kültürel sosyal etkinlik göremiyoruz. Şimdi çok yoğun bir öğrenci istihdamının olduğu, istihdam kelimesi çok doğru değil belki ama, olduğu bir kentte yaşıyoruz. Ama öğrenciler çok memnun değiller. Hani bizim de çok öğrenci dostumuz, arkadaşımız var. Sadece arkadaşımız olmasına gerek yok, görüyoruz aslında. Kültürel sosyal faaliyetler yapılamıyor. Ben buradan mezun olan bütün arkadaşlarımın bir an önce gittiğini görüyorum. Terk ettiğini görüyorum ki bu çok acı. Yani Sakarya büyük şehir olmasına rağmen tercih edilen bir memleket değil. Terk edilmek istenen bir memleket. Ulaşım sorunları var. Çocuk istismarı, kadın cinayetleri ülkenin her yerinde olduğu gibi Sakarya'da da yoğun. Ama bu bahsettiğimiz kültürel toplumsal dokusundan kaynaklı biraz daha derin işleniyor buradaki kadın sorunu veya çocuk istismarı konusu. Daha geçen gün, 2 gün önce ya da 3 gün önce yanlış hatırlamıyorsam Karasu'da eşine 7 tane kurşunla azmettirici olarak katlettiler. Şimdi bunlar çok belki duyulmuyor medyada ama bunları söylememiz lazım. Yani Neçe davası, bunların hepsi burada oldu. Bu konulara da çok girmek, tekrar deşmek gerekiyor mu? Gerekiyor. Yani konuşmak tabii ki gerekli ama şeyi çok enteresan. Öğrenciler giderken Sakarya bir şekilde de göç alan bir kent. Kesinlikle. Yani sizin söylediğiniz anlamda göç veren ama ekonomik ya da iş bulma, yaşam kaygısı sebebiyle de göç alan bir kent. Dolayısıyla orada tezatlıklar oluyor. Yani nasıl kültürel etkinlikler bekler mesela öğrenciler Sakarya'da? Ne olmasını istiyorlar? Ya mesela konserler, tiyatrolar, sinemalar, bunların yoğunlaşması gerekir. Öğrencilerin veya aynı zamanda üniversitenin Sakarya halkıyla da, Sakarya yereliyle, esnafıyla da etkileşim halinde olması gerekiyor. Şimdi bunları siz yapmadığınız zaman Sakarya gerçekten gidip gelinen bir kent oluyor. Sakarya göç alıyor, evet, kesinlikle göç alıyor. Çünkü özellikle mevsimsel işçiler, mevsim sebepleri nedeniyle geliyorlar buraya. Sonuçta tarım arazisi yoğun bir kent. Haliyle şimdi mevsimden kaynaklı bir göç alımı var. Ama çok kişi de görüyoruz ne yazık ki. Özellikle öğrenci kesimi bu anlamda şey değil, Sakarya'da çok kalmak istemiyor. Yani öğrenci bir şekilde geliyor ve dönüyor. Zaten çok beğense de, mesela ben Cuma günü Çanakkale'deydim, çok beğendim. Ama benim orada geçici bir süre olmam gerekiyordu. Çok beğenmeme rağmen geri döndüm. Öğrenci için de bu böyle. Yani Çanakkale'yi çok sevse de bir öğrenci, okul bittiğinde dönecek ama. Yani niye dönecek? Çünkü kurmayı planladığı, yaşamını idame ettirecek kent ya o okula gidene kadar ki yaşadığı kent ya da mesleğini yapacağı kent olacak onun için. Dolayısıyla hani okuduğu kentte kalan öğrenci çok da mantıklı gelmiyor bu şey anlamda. Şu anlamda söylüyorum, yani şimdi cazibe merkezi olması lazım bu anlamda kentlerin. Hem cazibe merkezi kelimesi belki çok uygun olmayabilir ama şimdi biz her zaman şunu söylüyoruz. Biz bir şey yaparken, iktidara hedeflerken hiçbir zaman bu klasik burjuva düzen partilerinin söylediği gibi söylemlerde bulunamayız. Bizim en büyük projemiz, hani bize hep soruyorlar, projeleriniz nelerdir? Bizim aslında çok bu anlamda onların söylediği gibi bir projemiz yok. Biz sosyalizmi en büyük proje olarak zaten nitelendiriyoruz. Ve bu anlamda mesela sağlık, eğitim, barınma, ısınma, elektrik, su, bunların hepsi asgari müştereklerdir. Bir insanlar için gerekli olan asgari müştereklerdir ve bunlar için, bunlardan para alınamaz, ücret alınamaz, ücret talep edilemez bile. Yani biz bunların, asgari müştereklerin ücretsiz halka hizmet olarak aktarılması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim en büyük projemizin bu olduğunu söylüyoruz. Yani Komünist Partisi'nin ya da komünizmin yapısını, yani ben biliyorum, muhtemelen izleyicilerimizden de bilenler biliyordur ama tabii ki söylenler ya da yönetim şeklinde bile ya da birçok şey değişecek. Yani dolayısıyla sizin o söylemlerle hareket etmeniz normal. Peki sizin gözünüzde, yani şöyle söyleyeyim, soruyu çok böyle aslında vurucu bir sözle. Komünist gözüyle Sakarya nasıl bir kent? Sakarya. Ekonomik anlamda, sosyal anlamda, coğrafi anlamda.
Şimdi gelişme durumunda, gelişmekteki durumu da önemli, ekonomik anlamdaki gelişmesi. Yani coğrafi anlamda sanıyorum çok fazla yok. Söze gerek yok. Gerçekten çok güzel bir memleketimiz var. Doğal güzellikler olarak ama şimdi az evvel şey bahsettik. Hani toplumsal yapısı nasıl? Gericilik dedik, milliyetçilik dedik. Bunların yoğun olduğu, derinlere nüfuz ettiği bir kent. Onu ayrıca konuşacağız. Yani onu hep altını çizerek gericilik ve milliyetçilik kavramına vurgu yapıyorsunuz. Onu ayrıca konuşacağız. Onu söyleyeyim yani. Bunu şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bir şeye bakın. Ülkenin satına bakın. Gericilik ve milliyetçiliğin olduğu yerde yerin ekonomik durumuna baktığınız zaman aslında işsizliği görüyorsunuz sebep olarak. Hani Sakarya'da bugün gerçekten işsizlik çok fazla. Birçok kentin altındayız ortalama. Hepsinde var. Yani zaten Sakarya'yı Türkiye ortalamasının altında olduğumuz dönemler de oldu ya da birçok kente göre çok daha iyiyiz işsizlik oranları. İstatistik olarak bakıldığı zaman değişir tabii ki bunlar ama zaten Sakarya'yı Türkiye'nin herhangi bir ülkesinden herhangi bir kentinden ayrı düşünemezsiniz veya ülkesi hattından ayrı düşünemezsiniz. Yani. Elbette ki öyle. Yani Sakarya'da sıfır işsizlik olup da Türkiye'de %10 işsizlik olmasından bahsediyoruz tabii ki. Bu anlamda hani iş kanalları yaratılması lazım. Şimdi organize sanayi bölgeleri var ama işsizlik hala yoğun. Yani maalesef ülkenin kaderi. Evet. Şey için söylüyorum yani sizin gözünüzde Sakarya. Ben kısaca bir de Sakarya sizde sonradan gelenlerdensiniz benim gibi. Yani 6 yıldır Sakarya'da yaşıyorum. Sakarya nasıl bir il dediğimde yani şu milliyetçilik ve gericiliğin ötesinde bir tarif istiyorum sizden. Sakarya ya bunun haricinde aslında çok fazla değerlendiremiyorsunuz. Nasıl değil? Yani sadece o noktaya takılmadan kalacağız. Sakarya'nın sorunları neler? Yani sizi Sakaryalı tanımamasını, bilmemesini. Yani bütün her şeye rağmen dedik ya bir farklılık olsun. Düzen partileri diye tarif ettiğiniz, tanımladığınız. AK Parti'ye de, Milliyetçi Hareket Partisi'ne de, Cumhuriyet Halk Partisi'ne de, Saadet'e ya da Büyük Birlik hangileri varsa bunlara değil, tuttular sizi tercih ettiler. Sizin gözünüzde Sakarya'nın sorunları neler ve ilk nereye neşter atarsınız? Yine hani popülist bir söylenme söyleyeyim. Nereye neşter atarsınız? Öncelikle az evvel bahsettiğim asgari müşterekleri atmak zorundayız. Hani eğitim, sağlık sektörüyle başlamak üzere. Ama şu da bir gerçek. Yani şimdi Sakarya deprem bölgesi. Bunu yine popülist bir söylem gibi görünebilir ama bu gerçekten yatsınamaz, ikinci plana atılamaz bir başlık ne yazık ki. Sakarya deprem bölgesi ve 1999'dan beri şimdi değişik imar planları yapılıyor. Buraya devletin birçok yatırımı oldu. Büyükşehir sıfatını kazandı depremden sonra. Ama bakıyoruz, siz de takdir edersiniz ki hani beton operasyonu diye bir operasyon oldu geçtiğimiz tarihlerde. Yani bir yıl önce falan neredeyse. Süleyman Dişi de burada ifadesi alındı. Şimdi baktığınız zaman belediyeyi bu şekilde muhatap edemezsiniz. İmar planları ben kendim Korucuk'ta yaşıyorum. Korucuk'taki yapılaşmaya baktığınız zaman çok tehlikeli, halkın gerçekten hayatını, yaşamasını hiçe sayan işlemler yapılıyor. Ulaşım sorunu çok büyük bir dert. Ben yine Korucuk'tan biliyorum. Sadece tabii Korucuk'la da şey yapmıyorum. Korucuk Camili hattıyla da özdeşleştirmiyoruz ama ulaşım gerçekten bir dert. Trafik sıkışıklığı, büyükşehir olmasından kaynaklı elbette ki olabilir. Ama bunların düzenlenmesi gerekiyor. Dediğim gibi kültür sanat merkezleri, halk eğitim merkezlerinin açılması, yoğunlaştırılması, buralara insanların yönlendirilmesi gerekiyor. Kadın cinayetleri, çocuk istismarı hepsinden bahsettik. Bunun dışında hani dediğim gibi üniversite özellikle çok bizim için şeydir üniversite. Gerçekten büyük bir şans. Yani Sakarya Üniversitesi'nin çok büyük bir kapasitesi var. İmkanları çok fazla. Ama bunu biz ne yazık ki esnafa, Sakarya halkına yansıtamamışız. Bu etkileşim halini kurabilirsek Sakarya çok daha güzel bir hal alabilir diye düşünüyoruz. Yani deprem önceliğinde neyi çözeceksiniz mesela? Yani imarla ilgili ne yapmayı planlıyorsunuz? Şimdi numuneler alınıyor. Beton numuneleri. Burada ne yazık ki başka binaların numuneleri alınıyor. Yani belki rant için, belki rüşvet için bu ayrı mesele ama bunda kesinlikle iyi niyetli olduklarını düşünmüyoruz. Şimdi bunların hepsinin öncelikle tekrardan bir gözden geçirilmesi gerekiyor. Bütün evlerin. Orta hasarlı binalara normal hasarlı, az hasarlı veya yaşanabilir raporu veriliyor. Bunların hepsi tekrar değerlendirmesi gerekiyor. Yani insanların evi olmadan diğer başlıkları konuşmaya aslında çok da fazla gerek yok. Yine ısınma sorunu, barınma sorunu, kira sorunu. Şimdi kiralar artıyor, büyükşehir gelişiyor diyorsunuz ama kiralar artamaz. Yani artmamalı. Sadece bununla ekonomik gelişkinliği şey yapamazsınız, özdeşleştiremezsiniz. Bunun dışında hani dediğim gibi şimdi trafik yol yapılıyor deniliyor ama yolların aslında benim için çok tabii önemi yok. Yani ben işime giderken eğer ulaşım ücret veriyorsam cebimden bir para çıkıyorsa çok da bir anlamı yok aslında benim için yol yapılmış yapılmamış. Yani bir şekilde
düzenin komple değişmesi gerekiyor size kesinlikle, göre. Kesinlikle. Dolayısıyla da bunun hani yerel seçimlerde alacağınız oy ya da artıracağınız kitlelerisi yani peşinizden sürüklemeyi başarmak anlamında evet böyle bir misyonunuz var. Ama mevcut şartlarda hani mevcut sistem yapısıyla ücretsiz barınma, ücretsiz yemek ya da ücretsiz ulaşımın olma ihtimali yok. Evet. Yok çünkü şey de yok hani bunun için kaynak yaratılması gerekiyor. Yani bunun başka bir örneği de yok. Sadece bizde değil başka bir örnek de yok şu an. Dolayısıyla yani. Da şey var hani Çin'in komünist sistemle yönetildiğini söylemek gibi bir şey bu. Orada da çok öyle düşünüyoruz var bence. Ama. Yani ben de öyle düşünmüyorum. Hani söylenen o işte dünyada komünizm mi kaldı falan hani liberallerin söylemi bu. Ki hani örnek gösterdikleri Çin'de esasında komünizmden çok daha ziyade bir ya da tam komünizm de değil hani komünizm kullanmadan çok net bir şekilde sömürü düzeni yani çalışan aç patron yine patron orada da bir değişiklik yok. Peki nasıl ikna edeceksiniz de sistemin değişmesini sağlayacaksınız vatandaşa? Yani sokakta yoksunuz. Yok sokakta basın, varsın. Hayır, şey olarak. Görsellik olarak varsınız. Eray Bey yani basında yoksunuz, sokakta yoksunuz. Billboardlar vesaire hani paralı olabilecek alanlarda da yoksunuz. Nasıl anlatacaksınız kendinizi? Başka çaremiz yok aslında. Hani şimdi nasıl yapacaksınız? Ülkenin çok büyük bölümü AKP'ye oy vermiş olduğunu düşünürsek geçen seçimlerde biz bu insanları ikna etmekten başka çaremiz yok. Hani hep gericilik ve şeylik diyoruz ya, milliyetçilik diyoruz ya, bizim bu insanları ikna etmekten başka hiçbir çaremiz yok. Evet, böyle bir dokumuz var. Ülkenin de genelinde böyle bir dokumuz var ama anlatacağız. Ev ziyaretleri yapmanız lazım, sokakta daha çok olabilmeniz lazım, kapı kapı dolaşmanız lazım, esnafı ziyaret etmeniz lazım, anlatmanız lazım. Yani proje olarak diyorsak eğer, bu projeleri anlatmanız lazım. En önemli şey aslında insanları burada ikna edebilmek. İkna edebildikten sonra olabiliyor. Yani biz kömür dağıtamayız, dağıtmayız da zaten. Ama kömür dağıtmak zaten devletin o normal görev olması gerekiyor. Yani seçim arifelerinde yapılması gereken bir iş değil. Standart rutin bir iş olması gerekiyor. Bu anlamda mecburen biz insanlara kendimizi daha çok anlatmak zorundayız ve hani devrimci olduğumuzu hiçbir zaman gizlemedik. Devrimcinin olan en büyük görevi en zor anlarda bile halka bir şekilde ulaşabilmek, derdini bir şekilde onlara anlatabilmek, bunun mücadelesini verebilmektir diye düşünüyoruz. Yani nasıl yapacaksın işte ben de tam o noktayı soruyorum. Yani Sakarya'da mesela kaç kişiye ulaştınız? Yani sizin aday olduğunuz kaç kişi bilir? Yani şimdi sokağa göndersek vatandaşı sizin büyükşehir aday olduğunuzu kaç kişi bilir? Yani elbette ki bunun için medyayı veya işte ulaşım sadece iletişim araçlarını hani kullanmak gerekiyor. Sadece neler yaptınız? Velev ki medya size yer vermiyor. Hani böyle bir söylem vardır. Siyasiler daha çok kullanır. Bu dönem popüler bir söylemdir o. Yandaş basın, candaş basın ya da neyse. Siyasiler, gazeteler, televizyonlar size yer vermiyor. Paranız yok, billboardlar yok. Nasıl yapacaksınız? Peki o açılımı nasıl sağlayacaksınız? Yani sokağa çıkıp siyasetinizi yapmak ve ev ziyaretleri yapmak, mahallelere gezmekten başka şansınız kalmıyor zaten bundan sonra. Bunlardan sonra tabii ki yapıyoruz. Yani mesela Sakarya'da yerel seçimlerin hemen ardından üye ve oy sayısını artırmış olacak tabii mı? Ki. Yani bir öngörümüz elbette ki bu. Zaten şöyle seçim çalışmalarını daha çok şu şekilde yapıyoruz. Geçmiş seçimlerdeki oy oranlarına bakıyoruz. Oy çıkan yerlere, mahallelere bakıyoruz. Buralara daha çok ağırlık vermeye başlıyoruz. Örgütlenme çalışmaları da bu. Aslında hani bu noktada güzel bir yere geldik. Şimdi Türkiye'nin en büyük sorunu aslında örgütlenme. Yani Haziran direnişi bu ülkede gerçekten birçok şey değiştirdi. Hani artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak derken bundan bahsediyorduk aslında. Şimdi evet, sınıfsal bir kalkışma değildi ama sınıfsal karakterine baktığınız zaman gerçekten emekçi sınıf, işçi sınıfının ait olduğu bir düzlem ve baktığımız zaman şeyi göremiyorsunuz. Milliyetçi insanlar da vardı tabii ki elbette ki. Hatta kendini dinler diyen insanlar da vardı Haziran direnişinde. Ama bunların hepsi aslında sola yazan Haziran direnişinin bileşenlerinden biri oldu. Hani bu şekilde baktığımız zaman Sakarya'da yaklaşık 2000-3000 kişiye yakın bir toplamla mücadele edebildik biz. Bunları duyuruyoruz. İnsanlar gerçekten aslında duymaya başladılar artık. Kendilerine alternatif kanallar yaratmaya başladılar. Sosyal medyayı çok fazla övmüyorum bu anlamda ama bunu da bir alternatif olarak kullanabiliyorsunuz. Anladım. Haziran direnişi dediğimiz olay bu gezi olayları. Gezi olayları diye tanımladığımız olay. Yani şeyi soracağım. Gezi olaylarının tam tanımı ne sizce? Yani gezi niye yapıldı ya da o eylemler niye yapıldı? Oraya yani dönelim. Kadınların kaç çocuk doğuracağını karışıyorsunuz. Kürtaj yapıp yapamayacağını karışıyorsunuz. Tecavüzcülerini aklıyorsunuz. Çocuk istismarını sağlıyorsunuz. 15-16 yaşında kızları evlendiriyorsunuz.
kızlı erkekli dolaşmaları, kızıyorsunuz, bankta oturamazsınız diyorsunuz. Şimdi bunların hepsi bir baskı ve insanlar artık doğdular. Yani bir şekilde patlamaları gerekiyordu. Aynı zamanda ağaçları yıkarım diyorsunuz. 3-5 ağaç meselesi değil diyoruz. Biz de 3-5 ağaç meselesi olmadığını biliyoruz. Hani bütün bir özgürlüklerin baskılanması, kısıtlanması meselesiydi aslında Haziran direnişi. Ve bu anlamda da hiçbir örgüt, ne yazık ki Türkiye'de şeyi gördüm. Bu toplama hakim olamayacağını, yönlendiremeyeceğini gördü. Ve burada da örgütsüzlüğün, örgütlü olmamanın eksikliğini görebildik aslında biz. Örgütsüzlük propagandası yapıldı mı liberaller tarafından, sağcı partiler tarafından? Gayet tabii yapıldı. Onlar için, onların da gayet doğal hakkıdır. Ama bizim örgütlenmemiz gerekiyor. Yani Sakarya'da yaklaşık 50 kişiye hitap ediyor. Yani örgütlü olarak 50 kişiye sahibiz. Hitap ettiğimiz kesim yaklaşık 1000 civarında bir rakam ama çok az. Yani şimdi 900 bin veya yaklaşık 1 milyona yakın bir nüfusumuz olan Sakarya'da bu rakamlarla ne yapabiliriz? Aslında çok kısıtlı yapabileceğimiz olanaklar ama dediğim gibi başka bir çaremiz de yok. Anladım. Yani Haziran direnişiyle ilgili katıldığım ve katılmadığım noktalar var tabii benim. Mesela sizin söylediğinizde Haziran direnişi, yani gezi eylemi diye başlayan olay, gezi olaylarında katılmadığım tarafları da var benim. Mesela yani karşı olan ya da Taksim platformunun o 7 maddelik açıklaması hiçbir zaman imza atmayacağım. Yani 3. köprü, 3. havaalanı vesaire koy. Yani şeyin 3. havaalanına niye karşı o grup, onu anlamadım ben mesela. Şimdi o Taksim dayanışmasına aslında bağlar ama hayır, yani bu ülkenin sevmiyorum yani, ama onun peşinden olayların devamı da oldu yani. Hani o taleplerin devamıyla ya da 3. köprünün bana hiçbir zararı yok. Dolayısıyla hani ona niye karşı olunur, onu da anlamıyorum. Yani dayatmalar öyle bir noktaya geliyor ki, hani mesela bu 7 maddelik, o istedikleri maddelerin içinde bunlar olmasa olay çok daha başka. Yani çok daha masum, evet. Ağaç meselesi, aynı zamanda özgürlüklere vurulan darbe meselesi, kısıtlanma meselesi, sert söylemlere bir karşı duruş meselesi. Oraya kadar her şey güzeldi. Ondan sonra olay başka bir tarafa doğru döndü. Yani abi sen niye köprüye niye karşısın? Ağaç katli. Ya abi ilk defa mı oluyor bu ülkede? Yani böyle basit bir söyleme söylemiyorum ama o 3. köprü de gerekli. Yok, aslında çok da gerekli değil. Yani eğer ki otomotiv sektörünü yüceltirseniz, güçlendirirseniz ama yani mecbur, orada bir tezatlık çıkacak. Yani bir şekilde üretim olmasını istiyoruz. Doğru mu? Yani iş olmasını istiyoruz. Üretim de olmalı. Bu şu anki pop, yani yürüyerek bir yerden bir yere gidemeyeceğimize göre, hani kavimler göçü gibi bir yere gidemeyeceğimize göre de gerekli bir sektör. Toplu taşıma? Hayır, toplu taşıma olsa da zaten aslında en büyük sorunumuz burada başlıyor. Yani tüketime alıştırılıyoruz biz. Yani sadece Sakarya değil, hani bu güzel dünyanın, bir konu oldu. Dünyanın düzeni bu. Aynen öyle. Yani kapitalizmin kendi sorunu budur. Tüketim. Biz tüketime değil, daha çok gelişime bakmalıyız. Birikimleşmeye bakmalıyız. Elbette ki yani bunlar diyalektik şeylerdir. Tüketeceksiniz ki üreteceksiniz veya üreteceksiniz ki tüketeceksiniz. Ama şimdi toplu taşıma gibi elinizde çok büyük bir imkan varken gerek çevre, gerek yakıt, petrol bağımlılığı, gerekse yol. Bunların hepsinden feragat edebiliyorsunuz toplu taşımaya yöneldiğiniz zaman, raylı sisteme yöneldiğiniz zaman. Şimdi Sakarya'da Adıray diye bir sistem var. Ama ne yazık ki tramvay diye düşünülen sistem şu anda tren rayları üzerine gidiyor. Yani tren rayları ile tramvay rayları birbirinden çok farklı. Doğru. Ve halk nezdinde de çok fazla kullanışlı değil. Zaten evet, güzel reklam yapıldı. Çok doğru bir alan. Güzel reklam yapıldı ama arkası gelmedi. Hayır, güzel yani, gittiği yer güzel değil. Çünkü gezi olayları yani niye karşısı mesela? Üçüncü havalarına niye karşı geziciler? Ya da Sakarya'da ne gibi bir baskı hissettiniz ki o 3000 kişi, 4000 kişi niye buluştunuz? Yani derdiniz neydi? Dediğimiz gibi yani hiçbir sorun, hiçbir Sakarya'nın sorunu Türkiye'nin diğer sorunlarına ayırt edilemiyor. Ayırt edilemez. Haliyle biz bunun için çıktık. Sadece bir havaalanına karşı olmak değil, sadece onların 3. köprüye karşı olmak değil. Diğerlerine katılıyorum. Bütün yani. bütün bu baskılardan kaynaklı. Yani bir diktatörlük kuruldu şu anda ülkede. Bu diktatörlüğün üzerine bu diktatörlüğe karşı bir mücadele hattı örülmüştü. Gezide örülen buydu. Bu örgütlü bir toplam olmadığı sürece de ne yazık ki soğumaya mahkum. Yani şu anda soğudu mu hala devam ediyor. Yani daha geçen hafta Berkin Elvan'ın vefatı üzerine sokağa çıktığımızda yine yaklaşık 1500-2000 kişiye 1500-2000 kişiyle sokağa çıkabildik. Hani demek ki bu ruh devam ediyor. Hani her şey eskisi gibi olmayacak derken az evvel ondan bahsettim. Yani insanlar artık bir şeylerin farkına vardı. Sakarya'da bir şeylerin farkına vardı bu anlamda. Peki şey çok enteresan değil mi? Yani Berkin için sokağa çıktınız, Can Karamanoğlu için çıkmadınız.
Biz Can Karamanoğlu için de, Burak Can Karamanoğlu için de elbette ki üzülüyoruz. Şimdi ortada bir provokasyon olduğu kesin. Çıkılmadı çünkü eylemler son buldu, dikkat ettiyseniz. Hayır. Eylemler sebep bu son buldu değil. Sebep bu. Ben yani çok garip geliyor bana. Mesela Berk'in de ölmemeliydi, Burak da ölmemeliydi. Diğer polisler de ölmemeliydi. Ama garip bir şekilde sizi toplumun gözünde biraz daha ötekileştiren olay aslında bu da oluyor. Yani Berk'ine sahip çıkarken Burak'la ilgili hiçbir kelam etmedi o 1500 kişi. İşte dolayısıyla da ben bile, ki ben farklı düşünen bir adamım yani, ben bile şey diyorum, ya arkadaş sizin derdiniz ne diyorum çoğu zaman. Çünkü orada bir sıkıntı var. Şöyle bir yanlış algı var aslında. Hani biz Berk'in için çıktığımızda ve iki gün sonra Burak Can öldüğünde bunda provokasyona işaret ettik. Şimdi Berk'in Elvan ölüyor ve 260 gün katilleri bulunamıyor, herhangi bir delil bulunamıyorken Burakcan'ın öldürülmesi pardon. Burakcan'ın öldürülmesinden 9 saat sonra yaklaşık hedef gösterilebiliyor. Sonra kabul edildiği bir şeyler var. Burak'ınki hemen o da bu 260 gün sonra bulunmalı. Bu başka bir sorun. Hayır, hemen bulunmalı. Berk'in yani, de hemen bulunmalıydı. Bu anlamda hani adalet mekanizmalarının işlemesi gerekiyor. Bu ayrı bir sorun. Şimdi Burakcan için niye yürümedik? Siyasi temsiliyetle ilgili aslında burada her şey. Berk'in Elvan'a sahip çıktık. Bu ilk Burakcan için olsaydı buna da sahip çıkacaktık. Bu ayrı. Ama Burakcan'ı oraya gönderen merciler, kuvvetler, kişiler belliydi. Yani bunu fark ediyoruz. Berk'in de annesi cenaze töreninde yaptığı hareketle o da aslında belli etti kendini. Yani Erdoğan benim oğlum Erdoğan'ın söylediği şekilde. Siyasi? Hayır. Hem siyasi hem de şey, hani bilye koy. Oradaki bilye simgesel anlamda çocuk oynamasın falan değildi. Sapanla bilye atan çocuklar. Hayır. Bakın siz öyle algıladınız, toplum bir kesimi de böyle algıladı. Burada medya. İşte şu, yani bölen de oluyorsunuz aynı zamanda bir şekilde. Hayır işte bakın ya, hiçbir zaman aslında bölen biz olmadık. Hiçbir zaman bu ülkeyi sol bölmedi aslında. Sol, öyle gibi görünüyor şey olabilir ama. Yani zaten Berk'in olaylarındakiler sırf solcular değil, öyle bir sol güç olsa bu ülkede zaten iktidara gelir. O kadar kalabalık bir güç olsa. Vicdani bir hareket aynı zamanda. Yani o başka bir şeydi, şey söylüyorum. Yani siz birleştiren, büyüyen ve iktidara giden bir topluluk olmak adına ya bu bölücülükten de kurtulmanız lazım. Yani bir şekilde sizin karşı taraftan birilerini kendi saflarınıza çekmeniz lazım. Aksi takdirde siz 50 kişiyi korumak için böyle bir eylem yapmıyorsunuz. Sakarya özel için söylüyorum. 50 kişi korumak tamam. 50'yi korudun ama bu 60, 70, 80, 100, 100 bin, 150 bin olmadığı zaman yani iktidar şansın yok. Ama yani buradaki insanın algısını bu şekilde anlatarak bir şekilde veya kendinizi bir şekilde ifade ederek. Mesela yani. Hayır aslında değil. Yani biz şimdi Berk'in Elvan'ı elemeye çıktığımız zaman. Başörtüsü için de eylem yapmalıydınız siz. Ya biz yapmayız. Biz başörtüsüne başka bir şekilde bakıyoruz. Bir şekilde yapmalısınız. Yapanlar da oldu. Yapanlar oldu. Yani ben bunları çok da savunmuyorum yani, ama. Ya da bakış açınızı biliyorum. Yani ya da diğer tarafa da bir şekilde sizin hani toparlayan da olmanız lazım aynı zamanda. Ya elbette ki toparlayan olmamız lazım ama bakın Türkiye, yani sadece Türkiye Komünist Partisi adına söylemiyorum. Bunu bütün Türkiye sol adına söylüyorum. Türkiye solunun bu anlamda alnı aktır. Yani her zaman aslında birleştiricidir. Yani bölücü kelimesini zaten sağcılar söylüyor. Hayır, ben bölücüsünüz derken ayrıştırıcı yani. Onu da taraf olmak zorundasınız ama. Yani tarafsızlık yapamaz, tarafsız olamazsınız. O zaman bir tarafta olmak zorundasınız. Kabul, o zaman Recep Tayyip Erdoğan ve söylemleri doğru onun tarafından baktığında. Hani o da taraf olmayan bir taraf olur diyerek senin bu söylediğin anlamda. İşte bu taraf gelik meselesini biz sınıfsal perspektife indirmeye çalışıyoruz. Sınıfsal çelişkileri indirmeye çalışıyoruz. Yani şimdi herhangi bir Kürtle herhangi bir milliyetçi aynı fabrikada sömürülüyor mu? Sömürülüyor. Aynı eşit ücreti alıyorlar mı? Asgari ücreti alıyorlar mı? Alıyorlar. Yani asgari ücret ya da 1 lira fazlası da aynı parayı alıyorlar. Aynen öyle. Aynen öyle. Biz buraya indirmeye çalışıyoruz. Bizim tarafgirliğimiz burası. Bizim insanları ayrıştırmamız gereken nokta aslında burası. Bütün problemlerin başı burada başlıyor. Ama insanlar ne yazık ki işte Kürt Türk diye, Sünni Alevi diye ayrılıyor. İşte başörtülü başörtüsüz diye ayrılmaya başladı yeni zamanlarda. Veya Berk'in Elvan Burakcan taraftarları ama diye ayrılmaya başladı. Yani o da kötü. İkisi de bizim ve ben ikisinin de ölümüne kesinlikle, çok üzüldüm. Kesinlikle. Yani polisin ölümüne de üzüldüm. Ona da çok üzüldüm. Yani şu mantık üzülüyorsanız bir, insansınız zaten. Yani Türkiye'deki adalet sistemine hiç güvenmeyen birisi olarak söylüyorum bunu. Hiç güvenmeyen hem de. Yani Türkiye'de adalet, paran varsa güçlüsün, gücün varsa da haklısın mekanizmasına doğru bağlı bir şekilde gidiyor. Ama hani 260 gün sonra hala katilinin bulunamaması da ayıp. 9 gün ya da 9 saat ya da 9 dakika öncesinde doğru ya da yanlış bilmiyorum. Bulunması doğru ya da işte direkt birini bulmuş olmak için bulmak da yanlış. Garip bir sistemde gidiyor. Yani siyasi söylemler de biraz geliyor bize. Yani çelişkiler içindeyiz o anlamda. Doğru söylüyorsunuz. Yani CHP'nin genel başkanı şey diyor. Dürüst, namuslu, işte demokrasiye inen savcılar arıyoruz. Niye arıyorsunuz?
başbakan hakkında fezleke hazırlamalı. İyi de baba, bu senin söyleminle olmamalı. Yani sen bunu söylediğinde yapan bir savcı dürüst değil bir kere, ya da cesur da değil, senin savcın oluyor. Tıpkı iktidarın hani şu savcı kahraman savcı, tamam o savcı niye kahraman? Senin düşündüğün gibi hareket ettiği için adamın da anasını mahvediyorlar. Belki doğrusu o halde. Savcıyı mahveden bir sistem, dolayısıyla da ayrıştırmalar, bütünleştirmeler. Bunu bu hale, bunu bu hale aslında şu anki siyasi iktidar getirdi. Tabii tabii, yani salt siyasi iktidar, yani çok net söylüyorum bunu. İktidarın savunucusu gibi olmak, evet olmam gerekiyorsa bu noktada olurum. Birbirlerinden farkları yok. Dolayısıyla da yani başbakanı eleştir. Sen böyle böyle dedin, tamam dedin. Dün de vardı bu sorunlar. Dün de söyleniyordu bunlar. Çünkü şey, herkes işine geldiği gibi kullandı. Yani yargı bağımsız. Hiçbir zaman bağımsız olduğunu düşünemedim. Hiç inanmadım ben yargı bağımsız. İktidarın algısında zaten yargı bağımsızlığı, yürütme bağımsızlığı, yasama bağımsızlığı yoktur. İktidar mantığı zaten bunların hepsinin tekleşmesi vardır. İsterseniz bunun adına liberal demokrasi deyin, isterseniz ileri demokrasi deyin, isterseniz sosyalizm deyin veya faşizm deyin, hiç fark etmez. Hani iktidar algısı adını zaten budur. Adını koyduğunuz diye algı değişmeyecek sonuçta. Kesinlikle. Yani iktidar dediğimiz şeyin kendisi budur zaten. Dolayısıyla yargı, yasama, yürütmenin birliği aslında. Böyle bir durum yani. Anayasa Mahkemesi'ne çok sıkça gittiği için CHP başka bir algıydı. O da onun hakkı, hak vermiş ona. Yani eğer doğruysa yaptığın iş zaten dönmeyecektir oradan. Ama bizde kurallardan ziyade kişilere göre ne yazık uygulamalar ki. Ne yazık ve eylemler öyle devam ediyor. Peki Sakarya ile ilgili bir izine Sakarya özelinde devam edelim istiyorum. Sakarya'da başka nerelerde adaylarınız var? Şimdi belediye meclis üyelerinde bütün ilçelerimizde aday gösterdik. Onun dışında sadece Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak ben görülüyorum. Ülkenin birçok yerinde, büyükşehir belediyelerinde, belediyelerde adaylarımız var. Yani bunun yegane sebebi de sanıyorum hani Türkiye Komünist Partisi'nin bir şekilde varlığı devam ediyor, biz buradayız diyebilmek için. Yani bir partisiniz, siyasi partisiniz, bu anlamda bir irade sahibisiniz elbette ki bundan dolayı. Peki seçimlere 11 gün kaldı artık, şeye doğru gidiyoruz yani, sona doğru gidiyoruz seçim sürecinde. Nasıl bir strateji izleyeceksiniz Sakarya'da? Hani 1000 olan oyunuzu ya da 500 olan oyunuzu 1000-1500 artırmak için neler yapacaksınız bu saatten sonra? Bu aslında az evvel bahsettiğimiz şeyler gibi bizim yegane gerekliliğimiz, bize en çok lazım olan şey örgütlülük. Hani insanları örgütlemek zorundasınız. Örgüt kelimesinden korkuyoruz. Bugün sanıyorum Yeni Şafak gazetesinin manşetiydi. Az çok göz gezdirdim sabah buraya gelmeden önce. Örgüt olmayın, cemaat olun gibi bir şey yapıyorlar. Fethullah Gülen cemaatine işaret veriyorlar. Şimdi örgüt kelimesini aslında şey yapıyorlar. Korkutmaya çalışıyorlar, öcü gibi göstermeye çalışıyorlar ama örgütlenmek çok önemli bir şey. Yani örgütü bu anlamda ne bileyim, örgütü aslında biraz da terörizmle bağdaştırıyorlar. Buradan çıkarmamız lazım. Bunları insanlara anlatmamız lazım. Çünkü karşımızdaki güç bu AKP'siyle veya bir bütün olarak düzeniyle örgütlü bir toplam var. Yani geçen gün bir işçi arkadaşımızla konuşuyorum. Hendek'te bir fabrikaya giriyor, isim vermeyelim. Girdiği fabrikada Türk İş orada örgütlenmiş ve diyor ki bana, işveren kendi koydu benim önüme şey diyor, sendika sözleşmesini. Şimdi baktığınız zaman çelişki. Size iyi gelebilir, ileri demokraside olabilir böyle şeyler diye düşünebilirsiniz. Ama bu çok büyük bir çelişkidir. Yani şimdi tarafınızı belli etmek zorundasınız. Sakarya'da bu şekilde hareket etmek zorundasınız. Fabrikalarda örgütlenmek zorundasınız. Üniversitede örgütlenmek zorundasınız. Liselerde örgütlenmek zorundasınız. Siyaset gerekiyor bu ülkeye ve siyaset ne yazık ki Türkiye'de ahlaksızlığın, işte çok da şu anda gündemde olan yolsuzluğun, rüşvetlerin siyaset olarak algılanıyor. Bizim bu siyaseti değiştirmemiz gerekiyor. Siyasetsiz kalamazsınız aslında. Yani baktığınız zaman her şey siyaset çünkü. Ve bunu doğru hale getirmek, namuslu, ahlaklı hale getirebilmek gerekiyor. Bizim mücadelemizin tamamı aslında buna bu eksende. Anladım. Yani bu söylemleri daha çok vatandaşa geçmesini kesinlikle sağlamak, daha çok insana iletmek. Başka da çaremiz yok zaten. Yani kesinlikle. Peki Sakarya'da üniversite öğrencileriyle de böyle kontak kurabilecek, el çalışma yapacak. Yani velev ki iktidar, yani belediyeler bu tür organizasyonlar yapmıyorlar. Peki siz bu tarz etkinliklere niye imza atmıyorsunuz? Ya bu biraz da güç meselesi. Aynı zamanda hani yok, paylaşımla da alakalı değil midir? Yani bir biz bunu kolektifler olarak yapabiliyoruz. Yani kolektif bazı gruplar, topluluklar kurarak, atölyeler kurarak. Birkaç tane Sakarya'da var. Nazım Kültürevi mesela var.
Ben de şu an oranın sorumluluğunu yürütüyorum ve üniversiteli de olsa, liseli de olsa bütün öğrenci arkadaşlarımız, tabii halka da açık olmak kaydıyla, bu sadece üniversite ve liselere ait olarak görülmesin, atölyeler düzenliyoruz. Burada hani bütün atölyelerimiz bu anlamda ücretsiz. Gitar atölyelerimiz, bağlama atölyelerimiz, şu anda edebiyat atölyesi kurmaya çalışıyoruz. Film atölyemiz devam ediyor, film gösterimleri yapıyoruz, sinema atölyemiz var, fotoğraf atölyemiz var. Şimdi bunların hepsini yapıyoruz. Tiyatro oyunu çıkarıyoruz ve bunların hepsini ücretsiz yapıyoruz. Neden ücretsiz? Aslında Sakarya'da bunları yapabiliyorsunuz. Sadece Sakarya'da değil, Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde yapabilirsiniz. Yani yeter ki isteyin siz. Bunlar hani parayla alınıp satılabilecek şeyler değil. Biraz da içinizden gelmesi gerekiyor. Tabii ki sosyalist olduğumuzdan, komünist olduğumuzdan biz bunları ücretsiz yapabiliyoruz. Zamanımızdan fedakarlık yapıyoruz. Cebimizden fedakarlık yapıyoruz, yapıyoruz. Bunlar yapılabiliyor. Şu anda kendi çapımızda sadece bunlarla, bunlara hakimiz, bunları hayata geçirebiliyoruz. Ama belediye imkanları olduğu zaman çok daha başka olur. Mecbursunuz çünkü bunları yapmaya. Yani o üniversiteleri, liselileri, gençleri ve aynı zamanda esnafı, bütün bir toplumu, halkı bu anlamda harekete geçirmek zorundasınız. Bilinçlendirmek zorundasınız. İnsanlar aptal mı? Kesinlikle değiller. Ama tercih meselesi ve biraz da farklı düşündürmeye sevk etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Anladım. Yani şu söylemlerle ama biraz zor değil mi? Mesela Sakarya'da milliyetçilik ve gericilik söylemini vurgu yapıp sonrasında bir taraflara çekmek de biraz... Gerçekçiliğimizden kaynaklanıyor. Yani, hayalci değiliz. Yani biz milyonlarca oy alacağız, iktidara geleceğiz, Sakarya'yı biz yöneteceğiz. Veya yani, 31 Mart'ta biz yöneteceğiz demiyoruz. Ama yönetmeye talibiz. Bu bir irade meselesi aslında. Türkiye Komünist Partisi bu anlamda hiçbir zaman iradesini geri planda tutamaz. Bunu tutmak zorundasınız. Bir siyasi partisiniz, bunu yapmak zorundasınız zaten. Anladım. Yok, şey için söylüyorum. Yani siyasi söylemlerinizle bir şekilde... Evet, gerçeğin altını çizmek adına önemlidir. Hı hı. Ama bazı söylemler de çok sert. Mesela bana hani gerici, Sakarya gerici bir kent. Gerici midir, değil gerici midir? Bir kent demedik de yani gericiliğin nüfuz etmiş olduğu, derinlere nüfuz anladım, etmiş olduğu yok, bir kent. Gerici bir kent dediğinizi demiyorum. Hani ben kendi adıma da bazı şeyleri dillendiriyorum programda çünkü. Nüfuz ettiği bir kent. Yani sizin bakışınız açısından en azından böyle bir durum söz konusu. Peki üniversite öğrencileri için mesela şunu yapmaz mısınız ya da yapar mısınız bilmiyorum. Sizin bir görüşünüz ya da bir grup var orada sonuçta mesela. Nazım Evi olarak. Ya şunları istiyoruz biz deyip belediyeden böyle bir talebiniz olabilir mi mesela? Daha çok kitleye ulaştırmak için yaptığınız etkinlikte. Tabii ki. Ya da oldu mu? Aslında olmaz. Yani bu biraz da siyasi bir tercihten dolayı olmaz. Sadece bununla kısıtlayabilirim aslında. Ama Nazım Evi'nden bahsediyorum ben. Yani TKP'den bahsetmiyorum. Hı hı. Hayır. Fark etmiyor. Yani yine de biz hiçbir zaman Nazım Kültür Evi'ni açarken ben şahsen TKP'li olduğumu hiçbir zaman gizlemedim. Ve kabul Nazım ama ikisi birbirinden farklı şeyler. Elbette ki farklı ama birleştirmek de gerekiyor zaten. Biz hani zaten yani kültür sanat mücadelesinin, işçi mücadelesinin, ekmek mücadelesinin veya diğer bütün başlıkların zaten her siyasetten ayrı olmadığını düşünüyoruz. O anlamda kültür sanat da elbette ki siyasetle birleştirmemiz gerekiyor. Ve bu şey değil, Nazım Kültür Evi ve Nazım Hikmet Kültür Merkezi birbirine organik olarak bağlı ve ülkenin birçok yerinde binası olan, sosyal kültürel faaliyetleri yürüten bir toplam, topluluk pardon. Haliyle şeyi biliyoruz, yani belediye de bunu biliyor. Üstünlük belediyeyle biz ya elbette ki isteriz. Bu şey değil, içe kapanık da olmamak sonuçta gerekiyor. Sonuçta bizim belediye, tabii, yani tabii hepimizin ki. Belediye. Ama belediyenin bu anlamda bize karşı sıkıntıları da var. Yani ruhsat problemi olabilir, bulunduğumuz apartmanla ilgili problemler yaratmış olabilir. Yani yaratıldı bunlar aslında da yani çok ticari bir alan olduğu için, kültürel sanatsal alan olduğu için oraya çok girmek istemiyorum. Yani kişisel bir alanım olduğu için çok girmek istemiyorum burada. Ama sıkıntı yaratıldı mesela belediye tarafından da bize. Yani sırf Nazım Kültür Evi olduğu için değil. Sırf Nazım Kültür Evi olduğu için. Olur canım, Nazım şiiri yani Nazım'la ilgili mesela başbakanın enteresan söylemleri de var ya. Enteresan söylemler. Yani Nazım'ı sever olduk. Gerçekten enteresan sonrasına. Yani. Yok, o aslında biraz da popülist söylemden kaynaklanıyor. Yani biz onları da temsil ediyoruz demeye getiriyorlar. Bugün başbakanın söylemi, biz bütün halkın, bütün milletin şeyiz. Buraya bizi millet getirdi, ancak millet götürür diyorlar. Bu da ayrı bir mesele. Yani sadece sandıkla mı gider? Sadece sandıkla da gitmiyor. Bunu da görüyoruz. Seçimler sadece sandıkla olabilecek işler değil. Ve AKP de bu anlamda bunu başarıyla gösteriyor. Belki yalanla, belki dolanla, belki üye devşirerek... yolsuzluk yaparak, üye formlarında bile yolsuzluk yaparak yapıyor bunu ama birçok noktada başarılı alanları da var. Şimdi örgütlenmeniz gerekiyor. Bunu yapmazsanız siyasette hiçbir şey yapamazsınız. O yüzden bizim işimiz aslında 31 Mart'tan sonra başlayacak daha çok.
Sokaklara tekrar çıkacağız. Her zaman olduğu gibi mahallelerde olmak zorundayız. Bizi oy veren insanları yakalamak zorundayız. Bunları örgütlemek zorundayız. Bu şekilde büyüyebileceğiz. Bu şekilde derdimizi anlatabileceğiz. Yani şeyin şurayı tam anlayamadım. Hızlıca da geçtiniz. Hı-hı. Mesela AK Parti ile ilgili söylemlerinizde hani yolsuzluk yapıyor şeyde. Yani yolsuzluk olup olmadığına dair de net bir iddia. İddia. Yani özellikle üyeler noktasında ben de şeyi biliyorum mesela. İnsanlar çıkarları doğrultusunda gidip kimliklerini verip üye olanları da biliyorum ben. Kesinlikle, iktidardan kesinlikle. Diye. Dolayısıyla o söylem biraz sert oldu orada. Yani bunlar, iddia tabii ki bu. Ya bunlar, bunların çoğu yayınlandı gazetelerde. Gerek CHP'den, gerek TKP'den, dedi. Kendi partimden de. Benim tanıdığım kişilerin de AKP'den kabul oy, şeyi söylüyorum. Üye yani, çıkması. Doğru söylüyorsunuz. CHP'den de çık. Yani CHP'liler de o anlamda hiçbir hamle son olan parti göz önüne alınıyor falan. Yargı sistemiyle ilgili çok garip bir durum bu tabii. Şeyi anlamadım ama yani yönetim sadece seçimle gelir gitmez noktasında bir şey kaçırdım gibi geldi sanki. Hı. Oraya bir yani sandıkla gelinip gidilme noktasında mesela 30 Mart'ta iktidar %45 oy alsa ya da %40 oy alsa eylemler devam mı edecek bu anlamda ülke genelinde? Biz eylemden geri durmayız bu anlamda. Yani yanlış bir şey olduğu zaman tabii ki eylem yapmak, bir şey yapmak için değil ama yani eylem yapmak için bahane kollamak gibi bir durum mu söz konusu? Eğer öyle bir algı, yani bu algı yaratılmaya çalışılıyor. Zaten bakın iktidarın, siyasi iktidarın da söylemlerine bakarsanız yolsuzluk eylemi olmuş, 17 Aralık operasyonu olmuş. Hani niye sürekli bunu söylüyorsunuz? Bu gerçekten çok sıcak bir mesele ve ben gerçekten samimiyetle inanıyorum bu konuşmaların gerçek olduğuna. Şimdi bakıyorsunuz 17 Aralık operasyon olmuş ve 2 sene sonraki genel seçimlere işaret ediyor. Sandıkta hesap sorarsınız bize diyor. Şimdi bunu yapamazsınız. Hayır ama yerel seçimleri zaten genel seçimler havasına soktuk yani 30 Mart. O ayrı. O ayrı mesela. İlk 17 Aralık operasyonu hatırlayın. 18 Aralık hatırlayın. Bir gün sonrasını. Hı hı. Seçimlerde hesap sorun bize diyorlar. Sandıkta hesap sorun diyorlar. Şimdi halkı oraya kadar bekletemezsin. Sen kendi toplamını konsolide edebilirsin belki ama sana karşı olan insanları veya bu işten rahatsızlık duyan insanları, soyluluğunu düşünen insanları 2 sene sonrasına bırakamazsınız. Peki çok doğru değil mi? Yani evet bu burada mesela ben 17 Aralık'la ilgili konuşurken hep şunun altını çiziyorum. Yolsuzluk muhtemelen herkesin ama yani yarın Türkiye Komünist Partisi iktidarında bile çok net söylüyorum bunu yanımdasınız. Ya da benim başbakanlığımda bile böyle bir durum olsa benim ekibimden bile birileri yolsuzluk yapabilir. Bu kişisel bir durumdur. Yani adamı bu burada bile olabilir, bu kurumda da olabilir ya da sizin iş yerinizde de bu olabilir. Bunlar ayrı bir konu ama 17 Aralık salt başlı başına bir yolsuzluk operasyonu mu cidden? Kesinlikle. Yani şuna bakalım. Elbette kişileri bağlar. Yani bugün TKP'den yapılır mı böyle şeyler? TKP başa geldiğinde yapılabilir. Yani sonuçta insandan yapılır tabii ki. İnsanın olduğu her yerde bunlar olabilecek şeyler. Ya burada siyasi irade meselesi. Şimdi bu tartışmanın 17 Aralık operasyonu tartışmasının AKP ne tarafında duruyor? Buraya bakmak gerekiyor aslında biraz daha. Kendini savunmak, savunacak tabii ki toplum nezdinde. Yani yolsuzluk yapıldığı zaman, yani bir kere yolsuzluk yaptınız mı, bir kere ahlaksız oldunuz mu, bir de ondan sonra geri dönüş yapamazsınız veya halka bu anlamda kendinizi inandıramazsınız. Ya adamlar, inandırma noktasında bir sıkıntıları yok. Yani algıyı yönetme, inanma noktasında zaten sizin düşündüğünüz gibi olsa, yerel seçimlerde, bir önceki yerel seçimler %39 oy almışlar, %40 aldıklarında inandırmışlardır bu. İşte böyle görünebiliyor. Zaten bizim sıkıntımız burada. Böyle görünebiliyor değil. Böyle değil midir ama zaten bu? Yani kesinlikle böyle değil. Sadece buna endeksleyemezsiniz. İşte ondan bahsettim. Neye yani endeksleyelim? Az evvel sandıkla, yani demokrasi dediğiniz şey, ki ben demokrat olduğunu düşünmüyorum. Ben demokrat değilim. Ben sosyalistim. Bunlar ikisi farklı kavramlar ama. Şimdi onların algısına, demokrasiye baktığınız zaman sadece sandıkla ilişkilendiremezsiniz demokrasi algısını. Bu anlamda hani demokrasi aslında sandıktan daha çok sokaktır. Sandıktan daha çok mahallelerdir, fabrikalarınızdır, tarlalarınızdır. Buralardan hayata bakarsınız, hayata buradan tutunursunuz. Doğru. O yüzden söylüyoruz sadece seçimler değil. Yani benim için çok fazla bir anlam ifade etmiyor. Halk için belki, halkınız için ifade ediyor evet sadece seçimler. Çünkü bizim halkımız 80'den beri özellikle seçimden seçime siyasallaşan bir halk haline getirildi. Şimdi bizim bu durumu değiştirmemiz gerekiyor. İnsanların bilinçlenmesi, halk komitelerinin kurulması, bu hani yerel yönetimler de gayet mümkündür. Halk komitelerinin kurulması, buralardan insanların seçilmesi, başa buradan getirilmesi, karar mercinin en başta buralar olması ve aşağıdan yukarı doğru bir örgütlenme modeli olması gerekiyor bu anlamda. Şimdi buradan baktığınız zaman ve AKP'nin durduğu tarafa baktığınızda aslında yolsuzluk operasyonunun gerçekten ne olduğunu veya neyi örtmeye, neyin üzerine örtmeye çalıştıklarını görebiliyorsunuz çok açık. Yani şimdi olaydaki sıkıntı şuradan kaynaklanıyor. İzleyicilerimiz de aslında anlamda kafası karışacak. Şimdi Eray'ın aslında söylemek istediği olay başka. Yani bu çok net söyleyeyim bunu. Ama
80 sonrası bahsettiğin gibi siyasi söylemler ya da 80 sonrası hayata da hayata gelen genç arkadaşların bir bölümü için söylüyorum da büyük bir bölümü. Yani ne diyorum baba sen falan durum. Hani ideolojik siyasetin bittiği daha ziyade cismi ya da maddi siyasete döndüğü bir dönemde senin söylemlerin çok askıda kalıyor. Askıda kalıyor gibi. Hayır. Yani kalıyor gibi görünüyor değil. İnanıyorsun tabii ki. İnandığın doğrular bu. Benim kendisi de inandığım doğrular bu. Ama şey askıda kalıyor. Niye kalıyor? Adamlar şöyle bakıyor. A partisi güçlü o zaman peşine gidelim. Ya da şunları şunlar vaat etti o zaman destekleyelim moduna döndük ya biz. Hani pikli olarak ya ben solcuyum ya da ben sağcıyım ya da ben milliyetçiyim. Yani sen bense ne benmesine bu şeyler de var. Ben solcuyum ve ben şunları şunları şunların olmasını istiyorum. Şu kadar özgürlük, şu kadar... Bunlar geride kaldığı için artık ya da geride bırakılmak istendiği için senin söylemlerin bu anlamda şey geliyor. İkisini birleştirdiğinde örtüşmüyor. Hani 17 Aralık ve sonrası ya da 80 sonrası ve senin söylemlerin... Yok canım öyle değil. Biraz daha şey gibi sanki üye sayısını artırmak için... Teoride ders gibi falan hani Ali okula bak gibi bir sistemle gelinmesi gerekiyor gibi de geliyor aslında. Halkın nezdinde böyle bir algı var. Evet var. Hani bir, az evvel hani hep sürekli tekrar olacak ama biz bunu değiştirmek için zaten mücadele ediyoruz. Ama şunu da göz ardı etmemek lazım. Hani 80'den sonra silindirik bir geçiriyorlar. Tamam bunların hepsi bir kenarda durur. Çok da doğrudur. Ama şu da bir gerçek. Mücadele ettiğiniz zaman kazanırsınız. Yani bugün bakın kazanımlara. Bugün Türkiye demeyeyim aslında da hani Türkiye sol hareketi daha iyi yerlere gelebiliyor. Kendini daha iyi ifade etmeye başlayabiliyor ve bu da siyasi iktidarla kaynaklı siyasi iktidardan kaynaklı değil veya ileri demokrasimizden kaynaklı olan değil, mücadele edenle aslında alakalı. Şimdi baktığında bir de şu da bir gerçek. Türkiye toplumundan, topraklarından sosyalizmi çıkardığınızda aslında arkada hiçbir şey kalmıyor. Sosyalizmi, solu, komünistleri çıkardığınızda. Yani şimdi Aziz Nesin'i çıkarabilir misiniz? Veya bir Cemal Süreyya'yı çıkarabilir misiniz? Nazım Hikmet'ten Yeni bir Aziz Nesin'i çıkarabildim mi? İşte mesele bu. Aslında biraz da bu. Anladın bunu mı? Yani kendi lazım. Kendine zaten doğru, çıkıyor. Çok doğru verdiğin örnekler şey mesela Nazım. Tamam abi de bu Nazım da bitti. Hani yaşadığı eserleri devam ediyor. Yeni bir Nazım çıkaramazsan sen ya da yeni bir Aziz Nesin'i çıkaramadıysan sen zaten kendi kendine. İşte bunun mücadelesini vermek gerekiyor. Ne yazık ki bunlar yok. Yani bu da kesinlikle siyasi iktidardan ayrı düşünülemez bunlar. Bu tercihler veya bu tercihlerin sonuçları olarak işte niye biz edebiyatta hala dünyada çok önemli yerlerde değiliz? Niye kültür sanatta önemli yerlerde değiliz? Teknolojide ama bir yandan da muhalif olmak da gerekiyor zaten. İyi bir edebi eser çıkarmak için de muhalif olmak gerekiyor. Yok bu çok şart değil o. Hayır, en kıvamlıları da oradan gelir ya hani iktidardan. Yok aslında yani, bununla sınırlandıramıyorum ben yani yazarlık kavramını ama. Hayır söylemiyorum. 8 maddelik daha çok dikkat çekiyor olabilir. 5. maddesi budur olabilir. Mesela bu bunun gibi bir durum mu? Daha popüler olduğu konusunda yani. Evet hemfikirim ama hani sadece bu değil. Değil tabii yani ki. İktidar gibi düşünerek de doğru şeyler söylediğin sürece gelirsin aslında. Yani onu tek başına bunu ele alırsak zaten harbiden o askıda değil bayağı şey. At ve kelebek hikayesi olur direkt yani. Profesyonel muhalif de olmamak lazım. Yok profesyonel muhaliflikten bahsetmiyorum ama birçok şeyde mi yani yazar çizer takımı diye adlandırılan grubun evet muhalif de olması lazım. Yani kesinlikle değil mi? Olması lazım. Yani bir şey söylüyorum programın sonuna doğru geliyoruz. Söyleyeceklerin daha neler vardır onları bir toparla istersen istiyorum. Yani programımızın sonuna geldik. Yani şöyle hani biz bize oy verin demiyoruz. Ben hani hiçbir zaman... aday olarak da hani ben bunu sadece kendi irademle değil, Türkiye Komünist Partisi'nin Sakarya İl Örgütü'nün iradesiyle aslında başa geldik. Biz hiçbir zaman kere siyaseti yapmadık ve ben oyları elbette ki kendim de oy istiyorum ama aslında sosyalizmi istiyoruz ve sosyalizmi anlatmaya çalışıyoruz. Ben ERA'yı anlatmıyorum hiçbir zaman. Ben şöyle bir insanım, böyle bir insanım. İyi yanlarım bunlar, kötü yanlarım bunlar. Farkındaysan seni tanıyalım falan diye de girmedim ben. Aynen öyle. Yani, bu adamla teşekkür ediyorum ve diğer adaylara baktığınız zaman farkımız burada ortaya çıkıyor. Yani ben mesleğim şudur, ben şunu yapıyorum, şu yaşındayım, şurada doğdum, işte ailem şuradan geliyor. Bunlar çok tehlikeli şeyler. Bizim en büyük sıkıntımız bu, kelle siyaseti yapmak. Bugün Tayyip Erdoğan AKP'den gitse, AKP bir daha başa gelebilir mi? Düşünürsünüz. Gelebilir elbette yine ama veya başka partiler. Kelle siyaseti bu anlamda Türkiye siyaseti çok önemli ama buradan çıkarmamız gerekiyor. Biz başka bir şeyden bahsediyoruz sizin dediğiniz gibi. Hani sosyalizmden bahsediyoruz. Fikirden bunu, bahsediyoruz. Düşünceden bahsediyoruz. Aynen öyle. Şimdi bunu hayata geçirmeniz lazım. Sakarya'da bunu yapıyoruz. Her hafta Sol gazetemiz var. Sol gazetesi satışları yapıyoruz. İnsanlara bir şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz haberimizi. Hani
şu anda alternatif görünmeye çalışıyoruz ama elbette ki iktidarı hedefliyoruz. Gücümüz oranında bunu yapacağız. Maddi olarak, manevi olarak, insan gücü olarak yapabildiğimizin en iyisini yapmaya çalışacağız Sakarya'da. Peki. Çok teşekkür ediyorum ben katıldığınız için. Rica ederim. Umarım ilerleyen dönemlerde yine keyifli sohbetler olacaktır. İzleyenlerimize de sıkıldıklarını düşünmüyorum ben. Umarım keyifli vakit geçirmişizdir sabahın bu saatinde. Bize bu imkanı verdiğiniz için, hani bu kadar kısıtın içinde verdiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Sıcak sohbetiniz için de. Ben teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyiciler, Evren'de Sabah bugün de sona erdi. Ben akşam da buradayım. Akşam da programım var çünkü bugün çarşamba. Çarşamba akşamları politika kulvarı. Orada yerel seçimlere daha vakitler aldıkça daha da çok artık siyasiler. Hep siyasiler oldu. Hayatımız siyaset oldu bu dönem. Siyaset, siyasi. Ne kadar doğru terimler kullanıyorsak kavram kargaşası bizler de yaşıyoruz artık ama durumumuz bu maalesef. 30 Mart'a kadar sabah akşam siyasilerle birlikte olacağız. Evet bu söylem daha iyi oldu. Siyaset yapmıyoruz çünkü. Bizden bugünlük de bu kadar. Umarım keyifli ve güzel bir sohbet olmuştur ve sizlere farklı bir program izlettirmeyi başarmışızdır. Bize vakit ayırdığınız için ben teşekkür ediyorum ve görüşünceye dek sağlıcakla kalın diyorum. Gününüz güzel geçsin.